yardımsa olmadı sultanım. Geri dönmek istemiyor. Size hürmetlerini iletmemi istedi. Memleketine gidecekmiş. Hafsa var ya sultan vakfına git. Sahiden hibe etmiş mi öğren. Tay hatunu bilirsin. Kan kuzar kızılcık şerbeti içtim der. Gittim zaten sultanım. Neyi varsa bağışlamış. Ne yapalım? Madem istediği bu, yapacak bir şey yok, gitsin. Sultanım, fakat anlayamadığım bir şey var. Validemiz benim yüzümden vefat etti. Durduramadım onları, engel olamadım diye tuhaf tuhaf şeyler söyledi. Benim anlamadığım, validemiz Nigar'a niye kızdı? Bu duyulursa rezalet çıkar dedin. Onu söyle bana. Daha iyi de biliyordu demek. Anlaşılan validemiz bu yüzden fenalaştı. Dahi hatunum neyi biliyordu sultanım? Vakti gelince sen de herkesle birlikte öğrenirsin. Sultanım. Ne oldu Sümbül? Bir havaris mi getirdin yoksa? Ha yok. Bir emriniz var mı diye sormaya gelmiştim. Neden ses seda yok hala, yoksa okunmadın mı? Mesele nedir sultanım? Ben yardımcı olayım. İbrahim Paşa nerede biliyor musun? Ha yok, bir malumatım yok. Fakat dün gece buradalardı. Hünkârımızla görüştüler, sonra çıkıp gittiler. Peki. Hatice Sultan'ı gördün mü? Geldi mi buraya? Ha yok, gelmediler. Neden sual ettiniz? Tebrik ediyorum. Yine istediğini yaptırmışsın hünkârımıza. Daireyi aldılar elimden. İsabet olmuş. Validemizin aziz hatırasına saygısızlıktı bu. Hemen şikayet ettin değil mi? Hünkârımızın arkasına sığındın. Gözyaşlarınla kandırdın. Marifet gözyaşlarında olsaydı senin boy boy çocukların olurdu. Malum mütemariyen ağlayan sensin. Kes sesini yoksa! Yoksa ne? Ne yaparsın? Mahidevran kabul et. Haremi idare edemiyorsun. Bence daha fazla rezil olmadan hünkârımızla konuş. Azlini iste. Yoksa hünkârımız seni azledecek. Haremi de terk edeyim istersen. Kimsenin huzuru kalmadı. Cariyelerin, ağaların, kalfaların yevmiyeleri ödenmiyor. Dediklerine göre uçan kuşa borcun varmış. Kimseye borcumuz yok. Aksine bolluk içindeyiz. Hazneder burada. İstersen ona sor. Sultanımızın hakkı var. Kimseye borcumuz yok. Yevmiyeler de ödeniyor. Demek öyle. Çok merak ediyorum Mahidevran. Bunca harcamanın kaynağı ne? Nereden geliyor bu altınlar? Üzerine vazife olmayan işlere karışma. İlaveten bir daha beni sakın şikayet etme. Kuvvetin yetiyorsa kendin çık karşıma. Esin gülüyor işte, neyse. Hatice Sultanımız nasıl Gülf ve Matun? Bugün geleceklerini sanıyordum. İstirahat ediyorlar. Yarın şehzademizi uğurlamak için gelecekler zaten. Mehmet abime burası yeter anne. Mustafa abinin dairesine biz geçelim. Hem tersini de var. Mirşima, bunları düşüneceğine derslerinle meşgul ol. İmal ediyorsun. Etmiyorum. İsterseniz hocalarımla görüşün. Hepsi memnunlar benden. Ama ben onlardan memnun değilim. Çünkü hepsi yaşlı. Kime çektin sen acaba? Sultanım. Söyle. Parçaman sizi görmek istiyor.
Mustafa Hanım. Nedir vaziyet Perçeman? Gülşah Hatun'la konuştum. Hatice Sultan gelmiş. Nigar alıp gitmişler. Kesin inkar edecektir. Suçu bana atacaktır. Gülşah'a söyle bir yere kaybolmasın. Emredersiniz sultanım. Sultanım. Zümbü, hünkârımızın yanına gidiyor. Sultanım, az evvel İbrahim Paşa'mız geldiler. Ona haber vereyim dedim. Öyle mi? Güzel. Dediklerimi yaptın mı Zümbü? Harfiyen yerine getirdim sultanım. Her şey arzu ettiğiniz gibi olacak. Bu sefer hata istemiyorum. Ne pahasına olursa olsun Mahidevran'ın saltanatına son vereceğiz. Sultanım, İbrahim Paşa ne olacak? Malumunuz bize engel olacaktır. Sen onu düşünme. Paşanın derdi başından aşkın. Sultanım. Ha sultanım. Paşa, döndün demek. Yoksa beni mi bekliyordunuz? Bir şey mi oldu? Hatice Sultan yolunu gözlüyor. Haber de verilmemiş. Bir hayli tedirgin olmuştur. Edirne'deydim. Eminim duymuşsunuzdur, bir düşmanım vardı Efendi Hazretleri diye. Artık yok. İbret aleme olsun diye kellesini aldım. Ne güzel. Artık ailenle huzur içinde yaşarsın. Hatice Sultan'la evlatlarınla bir ömür saadet içinde. Mahidevran'ın da gitmesine engel oldun. Mustafa desen sancağa gidiyor. Bir sonraki adımın ne İbrahim? Mustafa'yı tahta çıkarmak mı? Manasız laflar bunlar. Bu hep böyle devam etmez paşa. Seni ayakta tut. Destek olan kim varsa bir gün kaybedeceksin. Ve emin ol, o günler sandığın kadar uzak değil. Süleyman. Mustafa'yı mı düşünüyorsun? Üzülme. Dünyanın öbür ucuna gitmiyor. İstediğimiz vakit gider geliriz. Hem o çok mesut. Bütün şehzadelerin hayali bu. Selim bile sual ediyor. Ne vakit gideceğim diye. Hoş geldiniz. Halacığım, hoş geldiniz. Canım benim. Bu ne güzellik böyle. Şehzadelerim. Abim gidiyor hala. Keşke ben de gitsem. Elbet o günler de gelecek Selim. Hepiniz şahinler misali birer birer uçacaksınız yuvadan. Destur! Şehzade Mustafa Hazretleri. Halacığım. Mustafa. Gitme vakti geldi. Keşke rahmetli validemiz de görseydi seni böyle. Halacığım.
parçası. Kardeşlerin sana emanet. Merak etme abi. Dualarım seninle oğlum. Ben senden razıyım. Allah da senden razı olsun. Amin. Evlattan ayrılmak zordur. Allah sabır versin. Amin. Hayırlara vesile olsun Hayder. Üzülme. Sağ ol Sultan. Allah sabır versin. Devran, kendini bu kadar üzme. Bu ayrılık uzun sürmeyecek. Hürrem. Gel benimle. Ne oluyor sultanım? Nedir bu haliniz? Bunu sen mi yazdın? Sultanım, sakın inkar etmeye kalkma Hürrem. Doğrudur sultanım. Bana inanmazsınız diye böyle haber vermeyi uygun buldum. Son hadisenin intikamını böyle mi alıyorsun? Bunu neden yaptığın mühim değil. Mühim olan söylediklerim, hakikat bu. Ne hakikati? Yalanmış hepsi. Nasıl? Söylediğim yere gitmediniz mi? Gittim. Nigar oradaydı, üstelik karnı burnunda. Lakin çocuğunun babası Nasuh Efendi'ymiş. Siz de inandınız buna. İnanmadım elbet. Fakat Nasuh Efendi'yle de konuştum. O da aynı şeyi söyleyince... Ne malum aralarında anlaşmadıkları? Zira Nasuh Efendi paşamızın en sadık dostudur. Saçmalık bu. Nasuh Efendi itibarlı bir zattır. Üstelik vaktiyle kocasıydı. Böyle bir utancı kim kabullenir? Paşamız isteyince akan sula durur. Epey evli kaldılar. Ne hikmetse boşandıktan yıllar sonra çocukları oluyor. Bu hikayeye nasıl inanırsınız? Çünkü inanmak istiyorsunuz, öyle değil mi? Hürrem! Madem aksini düşünüyorsun... O halde ispat et. Tamam. Ne oluyor? Bir şahidim var sultanım. Bir de ondan dinleyin istiyorum. Daha ne kadar bekleyeceğiz Hürrem? Geliyorlar sultanım. Sultanım. Gülşah. Ne bu halin senin böyle? Paşamız canıma kıymak istedi sultanım. Sen kimsin ki paşa bunu yapsın sana? Nigar Kalfa ile olan münasebetlerine şahit oldum çünkü. Öldü sanıp attılar beni. Lakin kurtuldum. Sultanımıza sığındım. Kendilerine her şeyi anlattım. Neden inanayım sana? Ben de önce itibar etmedim. Bir ağa yolladım. Nigar'ı takip etti. Paşa'yı eve girelim. Kes artık Hürrem.
Sus. Sultan. Çekil. Sakın dokunma bana. Acınızı anlıyorum Sultan. Bunu kabullenmek zor. Ne eyleyeyim ki? Hakikat bu. Ama ne diyorsanız yapmaya hazırım. İsterseniz susarım. Hiç kimse bilmez bunu. Hani öldürüp kurtulmaya çalıştığın hatun var ya. Gülçe, hatırlarsın. Sen nasıl? Allah'ın hikmetinden sual olunmaz paşa. Benden sana bir tavsiye. Hizmetindekileri değiştir. Zira sana ayak uyduramıyorlar. Nasrettiğinizi anlayamıyorum. Bal gibi anlıyorsun paşa. Ben her şeyi biliyorum. Hatice Sultanımıza nasıl ihanet ettiğini öğrendim. Başına neler geleceğini biliyorsun değil mi? Hatice Sultanımız seni boşayacak. Sonra görevinden azledileceksin. Bütün malına, mülküne el konulacak. Yerle yeksan olacaksın paşa. Hürrem Sultan, elinizden geleni ardınıza koymayın. Hatice Sultanım'la benim arama kimse giremez. Buna kimsenin gücü yetmez. Nigar kafa girmiş ama. Hatta bir çocuk bile vermiş. Hünkârımız bunu duyunca çok üzülecek. Malum, Hatice Sultanımızı çok sever. Kabul et İbrahim. Bitti. Buraya kadarmış, kaybettin. Rakel Hatun Mahidevran Sultan'ı ziyarete geldi. Fakat istediklerini alamamış olacak ki sonrasında Gülfem Hatun'a gitti. Gülfem vaziyeti mutlaka hünkârımıza anlatacaktır. Mahidevran'ın başı fena halde dertte. Gece son gecesi. Saltanatı bitiyor. Fakat tedbiri elden bırakmayalım. Mahidevran Gülfem'in konuşmasını istemez. Bir şekilde engel olmak isteyecektir. Sümbül, gözünü dört aç. Gülfem'i korumamız icap edebilir. Merak etme. Yanımda olduğun müddetçe hiç kimse seni haremden atamaz. Yeter ki daha evvel yaptığın hatalara düşme. Size minnettarım sultanım. Asla lafınızdan çıkmam. Gülşah, senin ne işin var burada? Onca kabahatinden sonra ne yüzle gelirsin? Sultanım, ben... Ben istedim geldim. Bir sakıncası mı var?